Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve Şifa Kapısı programımıza Avrasya Hastanesi'ndeki misafirlerimizle röportajlarımıza devam ediyoruz. Evet, kontrollü sosyalleşme sürecindeyiz ve maske takılması zorunlu hale getirildi İstanbul'da ve farklı illerimizde. Peki vatandaşlarımız ne kadar uyuyor maske takımına ve korona günleri nasıl geçti ve bundan sonraki süreçle ilgili vatandaşlarımız neler söyleyecekler, kendilerinden dinliyoruz. Efendim geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, kontrollü zor, mecbur, evet çok zor. Alışmak mecburiyetindeyiz. Artık maskesiz hayat olmuyor. Maskeyle devam edeceğiz artık. Bilincindeyiz. Maske evet, 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 evet. Takmak zorundayız. Evet. Çünkü hem kendi sağlığımız hem çevremize sağlığını korumak için. Evet. Diyeceklerim bu. Zor. Alışmak mecburiyetindeyiz. Başka alışacağız yapacak bir şey. Diyorsun. Evet, evet. Peki tabii çevremizdeki sadece bizim değil, çevremizin de uyması gerekiyor. Evet. Hepimiz uymamız lazım. Birimiz uyarsa, birimiz uymasa haline olmaz. Buluyorsun bulaşıcı hastalık bu, evet. Mecburiyetten. Nereden geldiği de belli değil bu hastalığın. Evet. Nasıl bulaştığını da bilemiyoruz. Aynen. Ne olduğu da belli değil. Evet, aynen öyle. Peki şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Aşağı bir hastaneden memnunum. Aşağı 3-4 yıldan beri ben bu hastaneye gidip gidiyorum. Evet. Hanımından dolayı. Hanımım biliyorsun kanser hastası. O yüzden dolayı bu tercih. Çok da memnunum hastanemden. Evet. Allah razı olsun hepsinden. Hepsine teşekkür ederim. Tabii bu pandemi sürecinde de hastanemiz, hastalarımıza evet. ve gelen giden misafirlerimize bütün ilgiyi, teknikler yapıldı, maskeler verildi, takıldı. Evet, evet. Hijyen kuralları. O hijyen kuralında bu hastalarımız yine doktorumuz sağ olsun hasta şeylerini ertelemedi. Evet. Hastaya devam etmeye çalıştı. Sağ olsun da teşekkür ederim. Fatma hocamıza. O süreçte de yine tedaviler devam etti. Evet, aynen devam etti. Bana göre uygulamayanlar var ve onlara da kızıyorum. Yanlış yapıyorlar, vatandaşın hakkına giriyorlar. Çok yanlış bir iş yapıyorlar. Onlara söyleyin. Siz mesaj verin efendim. Biz söylüyoruz ama bizim söylediğimizi belki dinlemezler. Siz yine daha kolunuz eliniz uzun medya mensupları olarak. Maskelerini taksınlar. Maske, mesafe, temizlik. Evet. Bunları yapmazlarsa yazıklar olsun bizlere. Çok i̇nsanların bu emeğine yazıklar oluyor yani. Sağlık yazıklar. Çalışanlarımız çok emek verdi. Teşekkür etmek lazım. Saygı sunmak lazım. Evet. Hakikaten büyüğüne, küçüğüne inanın büyük saygılı davranıyor. Pandemi günlerinde 7/24 hastanelerde hizmet verdiler. Hastalarımızın tedavilerini hiç aksatmadılar. Aynen öyle. Ben çocuğunun asansörün başında hanımefendi sandalyeyi almış. Salonda çocuğunu oturtturmuş. Öylesine çocuklarıyla hasret gideren insanları gördüm. Evet. Biz utanmamız lazım. Kimler? Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeyen bizler. Maalesef şöyle bir algı var. Bana bir şey olmaz. Büyük yanlış, hata. Herkes olur. Herkes potansiyel hastadır. Potansiyel o Covid-19'a yakalanma riski %100 bana göre. Çünkü hastalığın nasıl geleceğini, virüsün nasıl bulaşacağını hiç nerede kimse olduğunu bilmiyoruz. Benim şurada yatışım var ya, hikayesini anlatsam emin olun büyük bir hikaye olur. Kısaca dinlemek isteriz. Kısaca dinleyelim, ekranları başındaki izleyenlerimize mesaj alsınlar. Benim kolumda tek bir tane yağ bezesi vardı. Evet. Dikkat etmeyerek, ben bunu benimsemeyerek... Sonra Timur'a dönüştü ve kanser oldu, ameliyat oldum ve büyüdü işte, kemoterapi alma zorunda kaldım. Bu nedir? Dikkatsizlik ve ihmallık, gevşek davranmak, zamanında müdahale etmemek. Eğer 2 ay önce ben bunu temizlettiysem, almış olsaydım o yağ bezesini hiçbir şey yoktu. Küçük bir yağ bezesiyle başladı. Başladı ve kansere dönüştü, hem de 3. evresine gelmiş. Dönemde aldırdık ama maalesef geç kaldık. Evet işte önemli bir mesaj verdi beyefendi. İnsanlar bunu bilsinler yani. 2 ay önce ben şunu aldırmış olsaydım hiçbir şey yoktu. Ama maalesef
o bana bir şey olmaz diyenler tipinden davrandığım için evet. İşte bu hale geldim. İşte burada görsünler beni. Fatma Hanım'ın hastası mısınız? Fatma Hanım'ın hastasıyım. Peki neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Zeytinburnu'nda, Avrasya'da da iyi hekimler, doktorlar var. Giderseniz orada güzel tedavi olursunuz dediler. Bizim de çocuklarımız bizim gibi cahil değil, biraz bilgililer. Araştırdılar. Fatma Hanım'ın özgeçmişini araştırdı, incelediler. Bize uygun yardımcı olacağını düşündük. Onun için geldik. Peki, geldiğinize memnun oldunuz mu? İnşallah olacağız. Şu ana kadar memnunum da sonuç ne olur onu bilemiyoruz. Yani Fatma Hanım'ın şu ana kadar yaptıklarından ve ekibinden Evet. Memnun olmamak bir affedersiniz de yani çok hatalı bir işlem yapmış, söylem yapmış oluruz. Fatma Hanım'ın şahsına ve ekibine. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'niz ve gördüğünüz üzere lütfen bu koltuğu boş bırakınız diyor. Çünkü sosyal mesafe kurallarına hastanemizde uyuluyor. Ve hasta yakınlarımız, hastalarımız, hastaneden hizmet alan vatandaşlarımızla röportajlarımıza devam ediyoruz. Maske takımının öneminden bahsediyoruz. Maske takmak artık İstanbul'da ve farklı illerde, Bursa'da, Kocaeli'nde zorunlu hale getirildi. Maske takılmadığı zaman cezai işlem uygulanıyor. Peki maske takmanın öneminden bahsederken sizin de düşüncelerinizi alalım. Bu süreç nasıl geçti? Pandemi dönemi nasıl geçti? Yeni bir sürece adım attık. Bu süreçle ilgili sizin de düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bizim için sizlerden daha zor geçti. Çünkü bizim dışarı çıkmamız yasak, bakkala gitmemiz yasak. Hastaneye bile biz geldiğimizde biz arka kapıdan giriyoruz. Yani bizim acilen girişimiz yasaktı. Tamam ateşimiz ölçülüyor belki. Hani dışarı çıktığımızda korkuyoruz. Kimsenin yanına gitmiyoruz. Eve geçmiş olsun da bile kimseyi kabul edemiyoruz. Tabii bu arada Avrasya Hastanesi'nden de tedavi alıyoruz. Alıyoruz. O yüzden de daha çok korkuyoruz. Yani maskesiz hiçbir yerde gezmiyoruz açıkçası. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, Sağlık Bakanımız olsun defalarca söylemelerine rağmen, doktorlar defalarca söylemelerine rağmen dışarıda maskesiz gezen birini gördüğümde çok sinirleniyorum. Bu hiçbir şekilde hani fark etmiyor. Bir de o çocuklar özellikle böyle bisiklete biniyorlar. Eller yerde, maske atılan yerlerde, eldiven atılan yerlerde. Yani en kızdığım noktada o. Hani o çocukları nasıl rahatlıkla çıkarabiliyorlar ki benim oğlum bir kere çıktı bu süreçte. Onlara serbest olması dahilinde bile o da sadece dişçiye götürdüm. Dişini çektirdim ve eve getirdim. Maalesef bizde şöyle bir algı var. Bana bir şey olmaz. Ama olabiliyor. Olabiliyor. Bizler hasta olduğumuz için belki daha hassasız. Hani ailecek daha hassasız. Diyorum ya hani eve kimseyi davet edemedik geçmiş olsun. Peki bu arada hastalığınız nedir? Kanser, memece yağı. Evet. Kanser olduğumuz için daha riskliyiz. Ama şu anda Avrasya Hastanesi'nden tedavi. Evet, Allah razı olsun Fatma Hanım'dan. Ben bu hastaneye ağlayarak geldim. Önce Samatya'ya gittim. Ortamı hiç beğenmedim açıkçası. Pazartesi başlayacaktı tedavim. Ağladım. Sonra benim sağ olsun doktorlarım Fatma Hanım'a gönderdiler beni. Geldiğimde o kadar rahatladım ki Fatma Hanım'la özellikle konuşmamsı olsun. Yani ne bileyim buraya geldim baktım. Allah'ım dedim ya sana şükür ki hani iyi bir doktor denk geldi. Bilmiyorum yani çok sevdim Fatma Hanım'ı. Allah razı olsun diyorum başka bir şey demiyorum. Avrasya Hastanesi'nin hizmetlerinden memnun oldunuz. Memnunuz tabii ki. Tabii ki hemşirelerinden de sağ olsun buradaki hemşireler, hasta bakıcılar hepsi bize karşı çok iyiler. Tabii hijyen noktasında da. Yani iyiler. Yani bizim burası zaten önemli. Biz tuvalete bile dışarı gitmiyoruz. Bizim tuvaletimiz, lavabomuz ayrı. Normal bölümlerle hiçbir bağlantımız yok. En güzeli de o. Hastanenin hizmetleri. Evet, memnunuz. Peki bu hastaneyi tercih etmek isteyenlere bir mesaj vermek ister misiniz? Yani tabii ki çok rahatlıkla gelebilirler. Hani onkoloji bölümleri düzgün. Öbür bölümlerde ben kadın doğuma muayene olduk. Biz kalbe muayene olduk. Diyetisyene Büşra Hanım, Sayın Büşra Hanım çok tatlı. Bilmiyorum ona WhatsApp'tan da yazdığımızda gene cevap veriyor her şekilde. Hepsinden çok memnun kaldım. Yani bizim zaten gittiğimiz bölümler pandemi dolayısıyla bile korktuk. Başka bölümlerde doktorların muayene olmayı ama hepsi bize karşı çok iyilerdi. Teşekkür ediyorum her şey için de ama dediğiniz gibi herkese de mesajımız olacak. Lütfen maskelerini taksınlar. Hasta ziyaretlerini özellikle gezmesinler.
sosyal mesafe kuralına uysunlar diyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'nde misafirlerimizle ve hizmet alan değerli insanlarımızla röportajlarımıza devam ediyoruz. Maske takımından bahsediyoruz bugün. Maskenin öneminden. Evet, artık maskesiz gezmek yasak. Maalesef hayatımızda bir parça olacak gibi gözüküyor. Olmak zorunda da, yani bunu atlatana kadar yapacağız, mecburuz. Vallahi biz sabahtan beri hastanelerdeyiz. Fırsat buldukça insanlardan kaçıyoruz. Fırsat buldukça hijyene dikkat ediyoruz. Yani elimizden ne geliyorsa yapıyoruz artık. Bundan sonrası da anlığa kalmış bir şey yani. Bilmiyorum artık, elimizden geldi. Tabii biz tedbir bizden, takdir Allah'tan derler ya. Maalesef şöyle bir olgu da var. Bana bir şey olmaz. Yok öyle bir şey. Yani öyle bir düşünce varsa ben cahillik diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bana bir şey olmaz diye bir şey yok. İnsanoğlu etle yapılmış. Yani bana olmaz demek ne demek yani? Bu çok saçma bir şey. Biz kurallara uyacağız mutlaka. Tabii ki. Elimizden geleni yapacağız. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. İşte sağınız ve solunuz boş. Uyaralım. Yani vatandaşın da uyması gerekiyor. Mutlaka. Tabii ki. Mutlaka uyumamız lazım yani. Eğer bir insan kendini seviyorsa ve ailesini seviyorsa, etrafındaki insanlara bulaştırmak istemiyorsa, bu bir sorumluluk. Büyük bir sorumluluk hem de. Benim evde yaşlı bir annem var. Ben dışarıya çıktığım zaman korkuyorum, tedirgin oluyorum. Acaba diyorum, ben de olabilir. Şimdi şey gibi, hayalet gibi bir şey, rahatsızlık. Yani belli etmiyor. Nasıl bir şekilde nasıl bulaşır, nereden, nasıl yapılır. Hiç belli değil. Asansöre binmemeye çalışıyoruz. Ne bileyim ben, araba işte kapı kulplarına dikkat ediyoruz. Her yere dikkat ediyoruz yani sonuçta. Bakalım. Evet. Ne olacak sonumuz? Şu anda tabii Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Tercih etmenizdeki sebep neydi? Şöyle baktığımız zaman neler söylersiniz hastaneyle ilgili? Hastane, biz Zeytinburnu'na doğma büyümeyiz. Evet. Bir şey olduğu zaman, eğer devlet hastanesine gitme bir imkanımız yoksa buraya geliyoruz. Bazı tanıdığımız doktorlar var. Memnunuz yani. Burada tanıdığımız çok doktor var. Yani bir aile hastanesi diyebilirim. O yüzden. Tavsiye eder misiniz hastaneyi? Ederim. Yani kesinlikle çok iyi, değerli doktorlarımız var. Evet. Çok iyi, değerli doktorlarımız var yani burada. Hocalarımız var. Evet.